Geldi. Hoş geldin sevgilim. Oo. Neler görüyorum böyle. Ne güzellik ya. Vay. Vay, 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 vay. Bütün bunlar da ne böyle? Aa. Yahu bu ne güzellik böyle ya. Hı? Teşekkür ederim. Bütün yorgunluğumu aldım. Sen çok mu yoruldun bakayım? Evet, bugün iki ameliyatım vardı. Daha doğrusu operasyon diyelim. Ama bu masayı görünce enerjim yerine geldi. Şu an çok enerjiyim hatta. Geri kalanları getiriyorum o zaman. Aşkım ben çok merak ediyorum. Acaba bugün Zeynep'le neler konuştunuz? Hepsini anlatmanı istiyorum. Annesi Zeynep'i nasıl etkilediyse... başlarda çok kırgın ve kızgındı bana. Çok zor ikna ettim. Ama tabii... babasına kıyamadı benim prensesim. Ya. Ya. Aşkım. Peki ilişkimizden bahsettiğinde Zeynep çok tepki göstermedi değil mi? İlişkimize mi? Evet. Bizim ilişkimize. Levent? Levent sen bizim ilişkimizden bahsetmedin mi? Ne dedin? Yanımdaki arkadaşım mıydı dedi. Gördükleri kişinin ben olmadığını söyledim. Nasıl yani? Hayatım bak, haklısın. Ama söyleyemezdim. Zeynep daha çok üzülürdü. Zaten o kadar üzülmüş, o kadar kırılmış ki çocukcağız. Zor inandırıp ikna ettim. Ben onu ikna etmene de, onunla aramı düzeltmene de gerçekten çok sevindim. Ben gideyim Levent. Allah Allah. Nereye şimdi? Evime Levent. Olur da Zeynep gelirse ona bir daha yalan söylemek zorunda kalma diye. Bak hayatım, haklısın tamam. Doğru zamanda ona her şeyi anlatacağım. Ama doğru zamanda. Bunun için şimdi senin bana biraz daha fazla zaman vermen gerekiyor. Ben sana yeterince zaman verdim Levent. Haklısın. Ama söyleyemedim işte. Doğru bir zaman değildi. Eğer söyleseydim, Zeynep benim onu... senin için ektiğimi düşünüp sana karşı tavırlı olacaktı. Bunu anlayamıyor musun? Bir yandan da annesi onu bana karşı dolduracaktı. Ve aranız hiçbir zaman iyi olmayacaktı. Böyle olmasını istemedim. Bu kadar basit. Ben artık gerçekten bunları dinlemekten çok sıkıldım Levent. Ben gidiyorum. Cansu. Cansu. Cansu.